gördüğünüz üzere azıcık böyle zeytinyağı hafif. Evet, kaldırırsa. Sizin de tabaklarınızı alayım. Şimdi paçanga için biraz tabii kalın olmuş hamuru. Bir de evet, fırında yapmışsın. Kalın ondan ve, kuru olmuş. Evet. Çok kalın, kalın ve sert. Olmaz fırında, kurur. Onu yağda kızarsaydı. Çünkü izin veriyorlar. Onu çorbayı verdikten sonra kızartıp sıcak gelseydi o kadar kuru olmazdı. Yağda kızartılsa belki daha yumuşak, daha güzel olabilirdi. Ama fırında olduğu için çok kuru oldu. Böreği soğuk buldular. Yağda kızartmamı beklemişler onlar. Ben fırında yaptım. O yüzden onu da eleştirdiler çok. Paçanga böreği ile yağda kızaracak diye bir şey yok. Fırında da yapılıyor. Bu uzun şekli de fırında yapılıyor. Yani ben çok yedim öyle, gördüm de. Patates çanağında sadece patatesi çanak şeklinde ortasına yoğurtlu yapsaydın diye dediler. Zuhal Hanım da öyle dedi. Ama ben zaten bunu bir kalıpta devirdim. Yani bir çanaktan yaptım. Bilmiyorum, biraz onu bir de şey buldular. Çok ezik buldu. Yani çok sünmüş dedi, ezik dedi. Kırmızı biber sarma içinde çok kişi yemedim, tatmadım ama güzel dediler. Böreğim için genellikle yorum yapıldı. Maalesef paçanga gibi de değil. Normal börek olarak da birazcık şey kuru, evet, ve kuru. Maalesef yağ, lezzet çok eksikliği yağ, var. Hiç yağ yok. Ondan da kurumuştur. Evet. Yine de eline sağlık. Zahmet etmiş. Nasıl buna. İçinin şeyi? Yukalar içinde hani, beyaz gözüküyor. Efendim? Yukalar içinde beyaz gözüküyor. Hamuru mu? Şey, yufkası mı? Evet. Çok üst üste sarmış. Anladım. Gözüküyor. Kalın olmuş. Tamam. Ne tabağını? Ver Fatma Hanım tabağını. Yani birkaç kat sarmış. Öbürünü de ver. Ana yemek verdim. Altakini vermedim ben, neyse. Gelinimiz de alırım çok ben. Kibar yani gelinimiz. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Karşılık vermiyor. Evet, kaynanası gibi. Çok önemli. Esma kaynanası gibi karşılık veriyor. Sevim Hanım'ın gelini gibi ama budur budur budur. Benim gelinimi gördün mü? Benim gelinim ben abi, uykum geldi. Allah kolaylık versin sana diyorum. Başka bir şey. Bir saniye, bir saniye. Kime diyorsunuz? Esma Hanım'ın gelinine. Gelinine mi Allah? Benim kolaylık versin. Sevim Hanım'ın gelini. Sevim Hanım'ın. İşte. Mor kazaklı, mor elbiseli bir kayınvalide. O dedi ki çok çıtı pıtı dedi. Gelinimiz hiç karşılık vermiyor dedi. Çok nazik dedi. İnşallah puanlarını da yansır. Bana şey dediler, laf çevirmiyor dediler, kibar dediler. İnşallah puanlarına da yansır. Ben şey yazdım numaramı, şey çevirene kadar hiçbir tepkisi yoktu. Çevirdim numaramı görünce pıdır pıdır. Nasıl gördü? Pıdır pıdır şuradaydı. Bu an işte numara diyorum. Tamam. Şimdi sinirlendim ben şimdi. Konuşamadım. Dünden beri sinirli artık. O yüzden gördükten sonra bu anını bana demediğini ama bırakmadı. Ama işte arttı bak, orta bir laf söyledi. Bir laf sen olsun aldın. O bir lafın içinde çok şeyler vardı ama. Özür dilerim onun yerine de yani. İşte hep özür diliyorsunuz benden bugün çünkü şey, son gün hiç kabul etmiyorum yani. O anda yani açılmamış söyledikten sonra. İstediğiniz sonra kadar özür dileyin. Sizi tek sözüm var, vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Tabii herkes de vicdanla baş başa tabii ki. Son gün olduğu için Esma Hanım özür diliyor. Melek Hanım özür diliyor. Siz özür diliyorsunuz. Biz ilk bilemedik. Ben de seni bunu seviyorum. Canım bak, 7 puan verdi ya. Hepinizi seviyorum. 7 puan verdi ya, seni çok seviyor. Şimdi diyecekler ki işte bak, o puan verdi de ondan kesin seviyor. Asla ama hep seviyoruz onu. İçi dişi bir. Yok hep çok doğal bir kadın çok olduğu doğal gibi. Onun hep için sempati duyduk hepimiz.